28 yaşında ve 1 yıllık evli. Trabzonlu gelinimiz etkinlik organizatörü. Evet değerli izleyenler, finale sadece bir gün kaldı ve biz size Kocaeli'den Yasemin kapısının önünden merhaba diyoruz. Bu kapısının önünün şıklığı nedir? Mumlar yanıyor, böyle güzel çiçekler, çaylar kahveler hazır değil mi? Şimdi kapıyı çalıyorum. Aslanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tanem nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sizi bekliyordum sabırsızlıkla. Çok teşekkür ederim. Bak bugün ben size sürpriz yaptım. Evet. Dedim kızlara şöyle bir konser kıyafetlerimden çok bir tanesiyle güzel gideyim. Bir değişiklik olsun. Bu ne? Sen kolonya. Ver bir serinleyelim. Evet. Ver bir serinleyelim. Yolları açtık geldik yine. Evet, uzun yoldan geldiniz. Bakayım ne, limon kolonyası mı? Bodrum mandalinası. Ay çok severim ya. Bodrum'a çok güzel, sevindim. Oh, selamlar sevgiler olsun buradan. Salon ne tarafta? Hemen böyle alabilirim sizi. Dış sesçim, hediyemizi de al şöyle. İçeri gel, tamam mı? Hadi içeride görüşürüz. Yasemin Gelin'in salonu gri oturma grubu ve beyaz mobilyalarla dekore edilmiş. Mutfak üst katta, hayli geniş ve ferah görünüyor. Burası da Yasemin Gelin'in yatak odası. Beyaz ve gri tonlarının kullanıldığı oda sade döşenmiş. Giyinme odasındaysa göze hemen gold kulplu beyaz bir gardırop ve beyaz güneşlikler çarpıyor. Ya Yasemin, girişteki o çiçeklere, mumlara bayıldım. Nereden geldi aklına öyle bir şey yapmak? Aslanım, ben zaten bu işi yapıyorum. Söz nişan organizasyonları öyle yapıyorum. Mi? Ay, çok güzel. Elimde de vardı malzemelerim. Böyle süsleyerek püsleyerek karşılayayım sizi dedim. Vallahi iyi yaptın. Bak bir farklılık oldu evet şimdi. Güzel oldu. Evet, güzel oldu. Ben bakalım de çok beğendim. Kızlar beğenecek mi? İnşallah beğenirler. Bence de beğenirler. Bilmiyorum artık. Biraz korkuyorum açıkçası. Öyle mi? Beni gözlerimde korkuttular beni. Yapma ya. Evet. Günü geçen açılıyor. Günü geçen açılıyor. Yok yok. Gelişine yok ama sen böyle çok sakin, çok tatlıştın kaç gündür. Bence onlar da sana gayet saygılılar zaten. Evet. Kibar davranacaklarını İnşallah düşünüyorum. İnşallah onlar da tatlış olurlar, öyle diyeyim o zaman. Ama valla bu hafta hepiniz tatlışsınız. Evet. Ya benim gelinlerim zaten tatlış. Öyle. Kimse tabii bir şey ama söylemesin sakın. Şimdi bir yıllık evlisin. Evet. Eşin ne işle meşgul? Tersanede çalışıyor usta olarak. Öyle. Senin şu anda çalışma hayatın var mı peki? Şöyle organizasyon işlerine gidiyorum. Oldukça gidiyorsun, gidiyorum. Yine. Daha yeni başladım bu işe. O yüzden çok fazla sürekli olan bir iş değil. Daha önce ne iş yapıyordun evlenmeden önce? Evlenmeden önce diyetisyen asistanlığı yapıyordum. Ha. Farklı sektörler çok. Evet. Evlendikten sonra da bir süre çalıştım. Ondan sonra ayrıldım. Kendi işimi yapmaya başladım. Böyle bir hedef koydum kendime. Çok güzel. İnşallah. Bravo. Ortağın falan var mı böyle? Hani bir arkadaşın, şöyle, yardım aldığın. Şöyle annemle birlikte aslında iş olarak ortağız. Güzel. Ama bazı uzak yerlere gittiğimizde İstanbul'a gidebiliyoruz çünkü genellikle işlerde. İşler nasıl? İstanbul'da iyi. Bu taraflarda çok yok Aslı Hanım. Evet. Peki eşin aslen nereli? Eşim aslen Sakaryalı, anne tarafı da Trabzonlu. Bir yerden yakalamışım ben de Trabzonlu'yu. Senin tarafın? Biz de Trabzonluyuz. Anne baba ikisi de Trabzonlu. Trabzon Sürmene mi?